Rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin. Muhammedin ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz tebliğin muhtaçlara yapılması. Açık yazmadım ki muhtaç olanlar işaret ile de maksat ve meramı hissetsin. Muhtaç olmayanlar ise zaten meşgul olmazlar ki ihtiyaç hissetsinler. Demek meşgul olanlar ihtiyacı hissetmişlerdir. Mesnevi Nuriye 84 Badılav'ın tercümesinde. Risale-i Nur müşterileri aramaz, müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. Emirdağ 1 223. Bunları okuduğumuz için üzerine durmuyorum. Bunu biraz izah etseniz abi, ikincisini okuduğunuzu. Risale-i Nur müşterileri aramaz. Müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. İhtiyaç hissetmeyen zaten yukarıda dedi. Demek meşgul olanlar ihtiyacını hissetmişlerdir. Muhtaç olmayanlar ise zaten meşgul olmazlar. Nur talebeleri müşterileri arar ama Risale-i Nur müşteri aramaz. Risale-i Nur çünkü insan değildir. Hakikatın hakikatıdır. Hakikatın hakikatlarıdır. Şimdi peki bu bize neyi kazandırıyor? Bu ne anlatmak istiyor? Bir manası şu. Müşterilere gideceğim, onlara kendimi ifade edeceğim diye kendinden yontuyor. Yontma yapıyor. Yani gidiyor taviz veriyor. Yani dinde mesela namazı terk ediyor. Dünyalık bir şey olacak diye. Kıymetini tenzil ediyor. Evet. Yani müşterileri niçin aramaz? Hakikaten müşteri olmayana sen istersen balyozla kafasına çiviyi çak. Olmaz. Ama müşteri olanı da asla tutamazsın. Üstad diyor ki hizmeti diyor. Hizmet yapmayacak mıyız? Hizmeti Risale-i Nur yapıyor zaten. Sen perde olma yeter. Nedir o perde olmak? Hem Risale-i Nur'u iddia ediyorsun, hem nurcuyum diyorsun, hem yaşamıyorsun. Veya yanlış gösteriyorsun. En büyük ihanet budur. Yani yanlış yaşayabilirsin ama nurculuğu öne çıkartmayacaksın hayatında. Hem nurcu göstereceksin hayatını veya hareketini, hem de değil nurculuğa, dine zıt bir hayat yaşayacaksın. Çok korkunç bir cinayet. Ona şey de var. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Değil böyle zulüm yapan, zalimlik yapanı, temayül edeni, meyledeni, taraftar olanı da Allah şiddetle tehdit ediyor. İçine girmezseler tehlike artık. Evet, yani çok korkunç bir şey bu. Ama Allah der yani, bizim ilahımız başka olunca, o ilahımızın sözünü iki etmeyiz. O ilahımız, Rabbimiz, terbiyecimiz, onu rencide etmemeyi esas alan Kur'an hiç kale almaz. O da onun ilah olduğuna delildir. Hani var ya, birbirinizi ilah edinmeyiniz. Hiç kimse bunu üzerine almaz. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Öyle demiyor mu? Evet. Diyor. Peki kim üzerine alıyor? Kimse almaz. Ben de almam. Niye alayım ki? Ben üzerime almıyorum ki. Ben ilah edinmem kardeşim. Benim ilahım Allah'tır. Allah olduğunun gerekçesi nedir? Var mı senin hayatında? Nedir o? Yaşantın demiyor. Yaşantın düşe kalka gidebilirsin. Ama Allah'ın hükümleriyle benim iddia ettiğim, yani liderim, hocam, şeyhim, abim, ablamın hükümleri çok açık bir mevzuda çatışıyorsa ve seni birileri ikaz ediyorsa, hala hikmeti vardır diyorsan, bu ilah edinmenin en güzel delilidir. Allah sizin bu haline bakacak. Fiilden bahsediyor. Öyle geçiyordu. Aklını onun cebine koydun. Ne alık aklını koydun? Akıl değil, imanını koydun.
Bak. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُكُمُ النَّارِ. Bir de zalimlere meyletmeyin. Aksi takdirde ateş size dokunur. Cehenneme atılırsınız. Ayet-i kerimesi fermanı ile zulme değil yalnız alet olanı, taraftar olanı, belki etna bir meyil edenleri dahi dehşetli ve şiddetli tehdit ediyor. Çünkü rıza-i küfür, küfür olduğu gibi zulme rıza dahi zulümdür. Allah Resulüne bir elime güneşi verseniz vallahi devamdan dönmem diyor. At iziyle it izi birbirine karışmış bir zamandayız. Yani hadislerde geçiyor. Deccal'a karşı çıkan grup diyor. Grubun içinde bir kısım diyor. Şey yapar. Buna karşı grup diyor. Buna çarpışır. Talut, Calut meselesi tefsirinde de geçiyor bu. Orada Talut'un içerisindeki ordu ikiye ayrılıyor. Calut'la beraber oluyorlar. Şimdi Allah Resulüne de aynı teklif getirmiş. Sen bu iman esaslarından bir tanesinden vazgeç. Yani putlarımıza dokunma. Yani putlarımıza dokunma. Tamam, her şey serbest. Allah Resulü bir elime ayı verseniz vallahi, bir elime güneşi verseniz tamamdan dönmem. Şimdi Müslüman bir lider veya bir cemaat dindar olmaları için etbaanı, dinde sabit kılmaları için vardır. Onun için dindardır veya dini cemaattır. Dini cemaattaki kasıt dini hayatımı yaşamama vesile olması ve benim hareketlerimi, fikir dünyamı doğru kıblesine koymaya vesiledir. Sen şimdi iddia ettiğin bir rejime karşı duruşunu bırakıp da rejimle beraber hareket edersen, onunla beraber olursan soruyorum, artık senin varlığın kime karşıdır ki? Mantığı anladınız mı? Sen varlığını, senin varlığını ben şey için kabul ettim, buna karşı duruyordun. Ben de seninle bundan dolayı buradaydım. Eğer sen bununla beraber olursan, peki bizim karşımızda kim var ki şimdi artık? Kimse kalmadı. Yani şu, bir cemaat, bir şahıs kemalizmle beraber olursa, onunla beraber olursa, peki biz kime karşıyız? Başka kimse kalmadı ki. Başka kim var? Sormazlar mı adamı? Efendim biz onu oyun yapıyoruz. Hı hı. Allah Resulü ne demiş? Yani şu putlarımıza dokunma. Tamam. Sen putlarımıza dokunma. Senin her istediğini yap. Allah Resulü böyle diyebilirdi ve o mantığı yapabilirdi. Ben şimdi bunların içine bir tane taviz vereyim. Ondan sonra işlerine gireyim. Oradan yapılanma yaparım. Şimdi sen bunu geçiyoruz. Kadın eşya çamaşırını reklam yapan, banka reklamını yapan, 10 Kasım'da sen olmasaydın bugün biz yoktuk diye gazetene reklam yapanın gazeteyi Resulullah'ın eline veriyorsun. Bu zamanda peygamber olsaydı bu gazeteyi okurdu. Ve 5 kişi abone yaparsan sana ümre sebebi var diye dine ve edilliye şeriye ihanet ediyorsun. Kemalizmin siyasal oluşumu olan CHP'ye, etbaana, din adına dinsizleri desteklettirip dine hizmet dettiriyorsun. Sen onunla beraber olduktan sonra peki seninle beraber olmakta gay kim olacak, kim kaldı? Bak ne diyor? Ha, bu lafımı duyan ne yapacak biliyor musun? İki türlü diyecek, iki türlü insan çıkacak. Siz karşı mısınız? La ilahe Rabbi olanlar, illallah Rabbi olanlar. Yani diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُكُمُ النَّارِ. Değil taraftar olana, zulme değil taraftar olana. Diyecek ki sen zaten karşıydın da ondan. Peki Allah da mı karşı? Ha ne yapacak? Eğer sen hakikaten Allah ilahınsa, dur hele bir bakayım ya, doğru mu okuyor, oradan okuyor mu?
Mektubat 300 mi? Kendisi mi uyduruyor? Diyor ki zulme değil, yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki etna bir meyil edenleri. Etna küçük bir meyil yaparsan oraya, küfre, zulme, din düşmanına, Allah düşmanına dehşetli ve şiddetli tehdit ediyor. Çünkü rizayı küfür, küfür olduğu gibi rizayı zulme, riza dahi zulümdür. Ne yapar biliyor musun? Hizmeti anlamamıştım. Peki sen hizmeti karşı kime karşı yapacaktın? Zulme, küfre, inkara karşı. Onunla beraber oldun. Kimse kalmadı ki. Tebliği kime yapacaksın? Ve senin varlığın zaten bunu düşman addettiğindendir. Peki münafığın tarifi nedir ki? Münafık iki kafalı mıdır? Münafık bizim gibi bir kafası var, iki kolu var, iki ayağı var. Kafirin namazı yoktur, dine alelen düşmandır. Münafık ise içimizdedir. Beş vakit namazının üçünü kılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanında bulunur. Dizinden ayrılmaz. Allah ona 9. surenin 101. ayetinde der ki, ey Habibim ben sana demeseydim, sana vahiy indirmeseydim, sen dahi, dahisi var, sen dahi anlamazdın o münafığı. Peki sen kendini bulunduğun cemaatta nasıl bu kadar emin hissediyorsun? Vahiy mi geldi sana? Allah ve Resulüne diyor ki sen dahi anlamazdın. Peki nasıl anlardın? Eylemleriyle ustad koymuş. Yani küfre, zulme, Allah düşmanlarına taraftar olma ile dinsizleri destekleyerek dine hizmet olduğunu kim söylüyor? Sen bununla, bak sen bunu yapıyorsun, suç olmuyor. Ben yaptığını söylüyorum, fitne çıkarıyorsun diyorlar bana. Bak sen eylemini yapıyorsun, ben ifade ediyorum. İftira ediyorsam Allah beni kahretsin, yerin dibine soksun. Eğer böyle yapmıyorsan da ben uyduruyorsam. Biz kimseyi addetmemişiz ama Müslümanı ve cemaati aldatmana da müsaade etmeyiz, kusura bakma. Bu can buraya çıkana kadar bunları demesek niye varız ki? Efendim fitne çıkarıyorsun. Fitne Hazreti Ömer radıyallahu anh vefatından sonra çıktı. Ve fitne seni boğdu. Fitne boğulmuşsun. Cam simidi atıyorum sana. Sen tutarsan febiha. Elini atar tutarsan febiha. Biz iyi niyetleri söylüyoruz. Ben yaptığını söylüyorum. Sen bunu yapıyorsun. Sen bunu yapıyorsun. Bak. Müşteri aramaz derken abi hani diyor ya benim vazifem savaşmak, galip ya da mağlup etmek. Evet Celaleddin Hamza Hemşen gibi. Kendi alemimize düşündüğümüzde bizim vazifemiz tebliğ etmek. Hidayet getirmek ya da getirmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Evet. Yani onun peşinde koşmamak, müşteri aramamak. Yani şu, inkısar hayali uğramamak. Yani mesela diyelim ki tebliğ ettik. Şartları tahakkuk etti, tebliğ ettik. Adam sahiplenir ve sahiplenmez. Ama müşteri adına sen dini kırpmak, yani şu, ruhu bırakıp, tamam cesedi göre ruhu kırpmak. Ustad öyle diyor. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmak gibi de oluyor değil mi? Tabii mesela sen şeriatı tahir etmeye, yani ben insanlara dini anlatacağım diye dini bozmaya hakkın var mı? Bak şuraya bak, mantığa bak. İnsanlara dini anlatacağım diye dini bozmaya, dinsizleri destekleyerek dine hizmet edeceğim diye böyle bir din var mı? Oku, hemen geliyor peşindeki ayet. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Yani kim ediniyor ki? Kim ona Allah-u Ekber diye oyuna koyup da secde ediyor? Allah'ın hükümlerine karşı hüküm getirenler. Haddallah. Çünkü ona yesaydu nasıldı? Yestahbunel hayate dünya alel ahire. Bilerek, severek dünyayı ahirete tercih ettiler. Bir de altında başka bir şey var. O şualarda var. Şualarda. Ondan sonra diyor ki orada dini, ne o kalsın. Yok da böyle. Dini bak, dini ve dinler böyle gidip ondan sonra eğri büğrü göster. Kendileri güya Allah bilememiş gelecekte neler yapılacağını, nasıl tebliğ edeceğini. Adam dini tahrip ediyor. Din tahrip ediliyor, din. Acayip bir şey. Olmayanı din, din gibi gösteriliyor. Peki böyle bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor.
dikkat edin, var olan icraata konulmuş fiilleri 1879 tane Risale-i Nur'un mahkemesi, bu kadar katliamları, bu kadar toprağın bu gidipmesine vesile olan bu Sufyan hareketinin mümessilleri olup da siyasi bir icraat yapan bu CHP'yi, ki ustad, niye böyle bahsediyorsun? Risale-i Nur'da çok büyük bir mevki kazanmış. Çok yerde geçiyor. Yani bunları CHP'nin, halkın şerrinden kendinizi muhafaza ediniz. Bu millet ihtiyarıyla onu başa getirmez. Emirdağ 292'de ikinci gibi çok yerde mevzu edilen bir mevzuyu mevzu etmem suç mu? Kim ne zaman edeceğim ben? Kıyamet koptuktan sonra mı? Bakın bu millet ihtiyarıyla CHP'yi başa getirmez. Bak dindar zannettiğimiz, beni dindar yaşamama vesile olacak cemaat, benim karşı olduğum adamla beni bir yaptı. Hurda haş beraber karıştırdı. Bir de buna ikaz edene düşman yaptı. Bizi düşman ettiriliyor. Şimdi gidiyorsun CHP ile Kemalizmle bir oluyorsun. Buna karşı olanları da CHP düşmanlığını bırakıp Müslümanları düşman yapıyorsun. Böylelikle de Nurculuğu etrafta Nurcu lideri gözükerek Nurculuğu tahrif ediyorsun. Bir de bunları söyleyenleri düşman addediyorsun. Düşmandır. Fitne çıkarıyor. La fitneyi yaşıyorsun ve yapıyorsun. Milleti aldatıyorsun. Bilerek aldatıyorsun. Çünkü mahkemede diyor ki bilerek yapanın özrü yoktur. Kardeş, bu dinin sahibi sen misin? Sana kalsaydı bu din çoktan gitmişti. Çünkü niye? Çoktan mahvolmuştuk. Çoktan namazımızı terk etmiştik. Çoktan başörtü teferruat olmuştu. Müslümanları yanlış mı hareket ettiriyorsun? Müslümanlara zulmediyorsun. Allah'ın dinini değiştiriyorsun. Haramı helal gösteriyorsun. Ya? Müşterileri aramaz. Müşteri için o, yani şeriatını bozmaz. Şartlarını değiştirmez. Şeriatın iki cenahı var der mektubatta. Hatırladınız mı? Şeriat demek, bak orada anlatıyor. Şeriatın diyor, imani ve ameli cenahları ile şeriat. Şeriatın iki tane şeyi var. Yönü var. Şeriatın izahı. Ameli ve itikadi. Neyse onu şeyden sonra gösteririm. Şu anda hafızama gelmedi. Hakikata uçmaktır diyor. Ameli ve itikadi cenahları ile. 457. Şeriatın imani ve ameli cenahları ile. Aynı böyle geçiyor. Makama tali uçmaktır. Şeriat neymiş? İkiye ayrılıyor. İmani ve ameli cenahları. İki ayağı var şeriatın. Bak, şeriatın 457 paragraf 1, 2, 3. Ya devam ediyoruz. İşte şeyde de öyle geçiyor. Lemaat'ta diyor ki ruha göre ceset tanzim edilir. Yoksa cesedi esas alıp ruhu kırpmazlar, kesmezler. Manaya göre elbise giydirilir lafız. Yoksa lafız perestlik yaparak ruh kırpılmaz, yani parçalanmaz. Şimdi insanlara ulaşacağız veya dini anlatacağız diye dinden taviz vermeyip verseydi Resulullah verirdi. Verseydi ustad verirdi, din alimleri verirdi. Yeni mi çıktı bu şey ya? Onlar gibi yaşayıp, onlar gibi yatıp kalkmak, dine hizmet. Ustad aynı dükkanda satılıyor diyor, iman küfür vesaire, sıdk ve kizm ayırmasını istiyor Allah. Ayrılsın diyor. Mesela sahabelerin içinde imanı zayıf, itikadı var, imanı yok. Bak, itikat aklidir, iman kalbidir. Bunları ayırt etmek için Allah Miraç usulünü getirdi. Miraç bunların içine bombayı attı Miraç. Miraç sahabelerin en büyük imtihan meselesidir.
savaştır, açlık değil o. Bir kısmı tak diye itikadı olup imanı sağlam olmayanlar tak diye düştü. Şimdi peki nedir? O sadakatın simgesiydi Miraç. Sadakatın zirvesi de Ebu Bekir çıktı. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh, bir lama yakar mısın? Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh nasıl çıktı? İlimle mi çıktı yukarıya? Dendiğini yaptı. Dedi ki o mu dedi? O dedi. Tamam dedi. Risale böyle mi geçiyor? Kur'an'da böyle midir? Yani edille-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Ustad diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mizana vurunuz. Altın çıkarsa febiya. Demir çıkarsa, fulus çıkarsa gıybet, iftira arkasına koyarak bana gönderiniz diyor. Arkadaş biz bir Allah'ın karşısında başka bir ilah koyamayız ki. Biz iman etmişiz, Müslümanız. Hadallah. Yani Allah'ın dinine karşı başka bir din olur mu? Bizde olmaz ki. O şey Bolu Dağı'ndadır. Kendin pişir, kendin ye yerleri var. Hasan'ın yeri diyor, yazıyor. Müşteriler aramak, müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakiki ihtiyacını hissedip ve yarasını tedavisi için. Abi ihtiyacını hissetmiyor. Nerede oturuyor bu adam? Abi Kars'ta, Edirne'deki arsanın fiyatını biliyor. Abi nerede oturuyor? Soruyorum ben. Abi Kars'ta oturuyor, Edirne'de oturuyor. Kars'taki peynirin fiyatını biliyor. Çarşı pazara girdiği zaman domatesin en kalitelisi, en ucuzu hangisidir diye gitmedi, yanaşmadı, tezgah yok. İmanımı nasıl kurtaracağım diye şimdi tezgah aramıyor. Domatesi ucuz ve kaliteli bulmak adına gösterdiğin çabayı imanına ve İslamiyetine gösterseydin onda birini, şimdi zirve yapardın. Nasıl teslim oldun? Yemin billah ediyor tezgahtar, gene domatesi güvenmiyorsun. Adam yemin billah ediyor. Sen hemen kapılıyorsun buna. Ya domates ya. Vallahi abi ben 3 liraya aldım diyor. Yalan söylüyor yemin bir de ticaret aram bu. 3 liraya aldım diyor. 4 liraya vesaire veriyor. Ve 3 liraya aldım 3 liraya veriyorum diyor. Yemin ediyor bir de yani. Peki ne inanıyor musun? İnanmıyorsun. Peki domates kadar mı değeri yok şu ahiret senin için ya? Sen kendine niçin değer vermiyorsun? Allah Resulü'nü bile anlamamış. O nurani ferasetiyle Allah diyor ki sen bile bilemezdin, sen dahi bilemezdin. 9. surenin 101. ayeti. Münafık tanımazdın. Peki münafıklar ne oldu Resulullah'tan beri böyle gelen münafık? Şimdi ne oldular Allah aşkına? Müslüman mı oldular? Neredeler bunlar? İçimizdeler, dışarıda değil. Dışarıda olan kafirlerdir, unutmayın. Cemaatin dışında olanlar, cemaatin içinde kafir yoktur. Cemaatin içinde münafık var, cemaatin dışında kafir var. Çünkü kafir senin gibi gözükmez. Kafir nettir, dobradır. Allah düşmandır. Ezana düşmandır, namaz kılmaz, protesto eder, yapar yani. Münafık senin gibi 9 tane yapar, bir taneyle trende makas değiştirtir sana. Bir tane makas koyar, gittiğini zannediyorsun makasla başka raya geçti. Arkadaş münafığın ne özelliği var ya? Bak Bakara suresinde 2 tane dinsizlere ayet varken 12 tane ayet münafıklara var. 6 katı. Peki sen kendini nasıl güvende hissediyorsun? Peki bana sor sen, peki sen nasıl hissediyorsun? Ben kitaba sarılıyorum. Mücedide sarılıyorum. Kitabı ne söylemişse kabul ediyorum. En düşük seviyem budur. Gayret etmeye çalışıyorum yaşarken. Buna uymayanı kabul etmiyorum. İstersen bütün insanları sen Müslümana vesile ol. Kitaba uymuyorsan hiçbir değerin yoktur kitaba göre. Yani zerre kadar Allah Resulüne iman olsa, Allah'a iman olsa, ustadı bilse, bu Müslümanlara acısa, vallahi gidip de bu Kemalizmin simgesi olan CHP şu eliyle onaylayamaz yahu. Bir normal Müslüman, imanı varsa, Resulullah'a muhabbeti varsa CHP oy vuramaz ya, vuramaz. Yani vicdanı müsaade etmez, bağır onun vicdanı. Ama vicdanını susturabiliyorsan sen, kardeş ilahın odur. Çünkü Allah olsaydı Allah tarafı olacaktın. El hubbu fillah vel buzu fillah.
Allah için sen, çünkü niye? Silah-ı Rahim odur. Şeydir, Mubikat-ı Seba var ya, Mubikat-ı Seba'da 7 tane, 52 tane kebair, 7 indirgenmiş. Kat, zina, şarap, tamam mı? Bir tanesi de Silah-ı Rahim. Silah-ı Rahim, Rahman değil. Silah, birincisi Allah ile Silah-ı Rahim'dir. Allah için sevmek, Allah için buz etmek. Tamam mı? Allah için. Muhabbetullah, muhabbet Resulullah, peygamber, sonra Müceddit, Asfiya, sonra Mutedeyn Valide ve Müminler arasındaki bağ. Tamam mı? Allah için. Şimdi Silah-ı Rahim'in temelinde Allah ile silahını bozma. Allah ile alakanı bozma. Yani burada namaz da var. Mesela 52 kebairden 7 indirmiş ya. İçki var. Kumar var. Yalan şahadetlik var var. Namazı terk etmek yok. Küfre rıza falan yok. Arkadaşlar o Silah-ı Rahim'in içinde. Allah'ın emrettiklerinin karşısında olma. Silah, hani Allah ile silahını, Allah ile bağını, el hubu fillah, bağının ölçüsü, Allah içinse, Allah için buz et. Mesela Silah-ı Rahim'in içinde namazın terki var. Silah-ı Rahim'i kat, namaz yoksa, oruç yoksa, yani onun için de yani. Silah-ı Rahim'i biz bilmiyoruz ya, biz zannettik ki doğduğumuzdan beri anne babayı, akrabayı ziyaret etmek. Öyle anlamışız. O zaman Silah-ı Rahman olurdu. Rahim olmazdı. Silah-ı Rahim. Yani ruhsal şeylik. Yani ilk önce hukukullah, hukuku Resulullah, hukuku asfiya, hukuku mutedelin valideyn, müminler arasındaki bağın adı. Allah ile silah ne demek? El hubbu fillah vel busu fillah. Allah için sev. Sen sevdiğini Allah için mi seviyorsun? Mutlaka bir gerekçe var tabii. Ama semavi bir gerekçe değil. Niye? Papaza kızdın, orucu açıyorsun. Müslümana kızıyorsun, Müslümanın can düşmanı, kanını emen vampire dost oluyorsun. Bir Müslümandan dolayı. Siyasi bir lidere kızmışsın, gidiyorsun, Müslümanların can düşmanı olana taraftar oluyorsun. Böyle Silah-ı Rahim olur mu? Evet. Nurcular müşterileri ve kendilerinin taraftarları aramaya kendileri mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir. Müşterileri aramayız. Onlar gelsinler bizi arasınlar. Bulsunlar diyorlar. Kemiyete emniyet vermiyorlar. Sayı çokluğuna emniyet vermiyorlar. Hakiki ihlası taşıyan bir adamı 100 adama tercih ediyorlar. Emirdağ 2, 170. Ya kafama yatmıyor. Yatar yatmazsın. Sen bilirsin canım. Bediüzzaman Hazretleri'nin Emirdağ 2. Ben deseydim bunu, beni şimdi çoktan atmıştınız. Bu cümle denilecek bir cümle mi şu anda? Emirdağ 2, 170. Nurcular müşterileri ve kendilerini taraftarları, bak müşteri, Nurcular müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendileri mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız. Onlar gelsinler, bizi arasınlar, bulsunlar diyorlar. Kemiyete emniyet vermiyorlar. Adete değil, kaliteye dikkat ediyorlar. Hakiki ihlası taşıyan bir adamı, ki en güç odur, hakiki kuvvet odur, bir adamı 100 adama tercih ediyorlar. Sual, madem Kur'an hakimin feyziyle ve nuruyla en mütemerrit ve manit dinsizleri ıslah ve irşat etmeye Kur'an'ın himmetine güveniyorsun, hem bir fiil de yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşat etmiyorsun? Yani aynı şey. Şimdi de yani oturup niye konuşmuyorsunuz? Gelsinler oturup bunu şey yapın ya, biz avamız, böyle yapmayın diyenlere. El cevap, usulü şeriatın kaide-i mühimesindendir. El razı bi zarar la yüzerüle. Yani bilerek zarara razı olana şefkat edip lehine bakılmaz. Yani alimin özürü yoktur der muhakematta. Çünkü alim dini ifratla bozar. Cehalet özürdür, o da tefrittir. Cehalet yapmamaktır. Allah Resulü diyor ki ben diyor aleyhissalatü vesselam şefaatim diyor her türlü rezil günah işleyene vardır. Ama ehli bidaya yoktur. Zira ehli bida cehennemin köpekleridir diyor.
Ne demek ehli bidâ? Şeriatın ifadesini söyleyeceğim. Dinde olmayanı vasfetmek, içine almak, olanı çıkartmak. Yani el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah düşmanlarına dost, düşmanlarına da düşman olup göstermek ve dini bozmak. Dindeymiş gibi göstermek. Dinde olmayanı. Dinde olmayanı dinde göster. Arkadaşlar çok büyük bir mesele karşısındayız. At iziyle it izi karışmış, keskin bir virajdayız. Ahir zamanda Müslüman olmak kolay değil, hem de çok kolaydır. Eğer siz Allah'ı Rabb edinirsek, biz Allah'ı Rabb edinirsek, Allah'ın gönderdiği kitaba sıkı sıkı sarılırsak ki, o Allah'ın o kitabına diyor yapışın, zembil var ya, ona yapışırsanız başka mümkün değil. Ama hiç sorgulamadan şeriata, dine uygun mu değil mi falanca demişse, doğrudur dersen, vallahi hiç şansın yok. Falanca demişse ki, hiç şansın yok. Ya, acayip. Diyor ki, sen onları niye çağırmıyorsun? Onları çağır. Ya arkadaş ne fitne çıkarıyorsunuz? Gelin ortaya konuşun. Çözülsün diyor ya. Sen kitaptan gösteriyorsun. Bunun bir gerekçesi var. Diyor ki, usulü şeriatın kaide-i mühimmesindendir. Errazi bi zarar la yunzer ile. Yani bilerek zarara razı olana, biliyor. Onun için arkadan gidenlere dahi hiç acımayacaksın. Niye? Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz. Biliyor. Kendisi meczup belki paçayı kurtaracak ama değil mi? Hayır. Arkasındakiler... Çünkü meczupluğunu göstermiyor. Meczupluğunu göstermiyor. Çünkü incelikleri ortaya koyabiliyor. Meczup ne yaptığını bilmeyince ne konuşacağını da bilemez. Çok acayip zamanlamalardık. Yani arkadaşlar bazı böyle tarih boyunca hani 9 tane doğru bir tane yanlış yapar ya. Kafir içimizde olmaz. Münafık içimizde olur. Ondan aşağı anlaşılır. Geniş zamanda bakın 9 tane doğru yaptır bir tane yanlış. O yanlışları bir alt alta bir toplayın bakalım. Artı topla bakalım. Bu sıfatları yapan ve yaptıran dinde kimdir? Geniş zamanda yayıldığı için fark etmiyor Müslüman. Ondan zaten tehlikelidir. Çünkü düşman hariçte olsa diyor sağlamlaştırır. Dahile girerse diyor salabetimizi bozar. Şeyde geçiyor. Münafık bahsinde geçiyor. Münafık bahsini burada ders yaptık. Evet. Münafık dersini daha yayına koymadık. Münafık dersini daha koymadık. 1 ve 2. Orada münafık sıfatları 1 alta alta topla artı. Bu sıfatların cemi kimdedir? Kim şey ne denilir? Sen ismi vereceksin. Şu sıfatlar nokta nokta altı topladık ya. Bu sıfatlar kime aittir? Ben demiyorum ki ya. Ben zaten ne anlarım? Benim bir şeyim var. Vasfım var. Hep böyle biliniyor ve böyle Allah bilerek canım alsın. Kitabiyim. Sen bana şöyle diyeceksin. Sen yalan söylüyorsun. Sen orada olmayanı uyduruyorsun. De ki bu yakıştırmaları yapıyorsun. Kardeşim ben CHP'ye desteklettiriyorsam, eğer sen desteklettirmiyorsan, de ki demiyorsan ben sana 100.000 hakkımı helal ettim. Vallahi bizde böyle bir şey yok, sen uyduruyorsun. Senin ayağın altına kurban olayım. Keşke öyle olmasa da ben aşağılık olsam. Ben şefkatliyim bak. Dini bozmana müsaade etmezler kimse. Ben de yok öyle bir şey yok kardeşim uyduruyorsun. Biz CHP'yi destekleyici bir tavır almadık. Bizim niçin CHP? Niye kafayı taktın ona MHP şu var, BDP var? Risale-i Nur'da çok mevzu olmuş. Risale-i Nur'un ciddi mevzusu Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü diyor parti demiyor diyoruz taktığına. Yani rejimin teminatçısı. Adam belki içeride sahtekarları var, bu partiyi çökertirler, ekonomisinden dibe vurur diye Deccal onu Sufyan İş Bankası'nı bağlamış. İş Bankası'nın geliri yarısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait. Belki içeriden çıkıyor. Çünkü teminatı her türlü garantiye almış onu.
bu kadar adaları veren ve çok ilginç yani. Ne mutlu Türk'üm diyene Kur'an adam, Türk değil. Ben sana Yahudi olduğundan kızmıyorum. Bir insan Yahudi olabilir, Ermeni olabilir. Süfyan, ne mutlu Türk'üm diyene ustak diyor, Türk değil diyor. Selanik Yahudisi. Ha, Yahudi olmaz suç değil. Ama Yahudi olduğunu aldı. Niye menfi milliyetçiliğini aktif edip de ne mutlu Türk'üm diyene diye yalan söylüyor? Sen Türk müsün ki? İsmet İnönü Türk mü? Ermeni. Birincisi kim? Yahudi. Türkçülüğü iddia eden Kıbrıs Rumlarında. Siyasi bir partili de. Ona bir şey demiyorum. Ha, başka bir şey demiyorum. Ama sen nurcu gözüküp de Efkar Ahmet'e Risale-i Nur'a çok zarar verdin. Adeta yani kasten nurculuğu Efkar Ahmet'e deccalcı göstermek, deccallarla beraber göstermek için her türlü gayreti yaptın. Yani onlarla biz beraber olmayacaksın. Dinimizin kaidesi ayrışın diyor. Karma olmayın. Bunun dindeki adı decdiyettir. Bunu yapana deccal denilir. Bunları bilmiyor musun? Usulü dinde kaydedir bu. Decdiyet, bir decdiyet dersini yapalım. Hak ve batılı karıştırıp demokrasi, demokrat, cumhuriyet, medenilik diye takdim edecek diyor. Decdiyet. Bunu yapana da deccal deniliyor. Çünkü herkes yapamaz. Hak ve batıl karma olmaz. Ayrışması lazım. Bir dükkanda satılamaz. Sıdk ile kisp asıl saadet yapan sıdk ile kisbin arasındaki mesafenin sonsuz uçurum olması. Aynı dükkanda satılamamış. Ahir zamanın ahir zaman yapan sıdk ile kisbin beraber olması, bir insanda cem olması, aynı dükkanda takdim edilmesini diyor. Demiyor mu? Ben mi uyduruyorum bunu? Bir saati geçiyor ya. Yoksa beni zaten 10 defa uçurmuştun sen olmadığı bir şey söylüyorsun. Bak hak ve batıl, dindeki lügatı açın görürsünüz. Hak ve batılı karıştırma faaliyetine decdiyet. Bunu yapana deccaliyet denilir. Onun için deccaldır. Deccal tabirine bakın İslam anasına. Hak ve batılı karıştırıp hak diye takdim eder. Onun da bir gerekçesi var. Şimdi bu rejimi, İslam rejimini, hilafeti yıkarken adamın gerekçesi yok muydu? O da bir şey adına hareket ediyordu. Yahudi olduğu için. O mesela bir foter için 4 milyon adam, yani şapka için adam kesmiş. İskilip ve Atif Hoca bunların başıdır. Toplam yani. 1920'den 1935'e kadar 4 milyon insan gitmiş. Adamın haklı gerekçesi var. O dinde. O dinde haklı gerekçesi var. Ama bizim dinde bu gerekçe yoktur. İşte diyor ki bilerek zarara razı olana şefkat edip lehine bakılmaz. Ya acı ya şey yapma ya. Ustad diyor bakın şefkat edilmez diyor. Kitaba bağlı olacaksın. Bir daha söyleyeyim. Sahabelerin en büyük imtihanı fakirlik, açlık, kılınç, sefalet, ölüm, hicret değil. Sahabeyi sahabe yapan Miraç hakikatının tasdiklenmesidir. Ebu Bekir'i zirveye taşıyıp Ebu Cehil'i dibe indiren Miraç'tır. Mehdi askeri olmak kolay değil. Bir imtihan olacaksınız. Öyle diyor. Mehdi cemaatinin imtihanı sadakattır. Bakayım onları kabul edecek misin, etmeyecek misin? Öyle iddiayla değil. Safların belirlendiği bir ortam, zemindeyiz. Virajı doğru almak lazım. Vallahi, billahi, tallahi, Müslüman'a acıdığımdan söylüyorum. Herhangi bir şeyim kastım varsa kalbim elinde olan Allah'a, zatına yemin ederim ki üzüntümden ve Müslüman acıdığımdan yapıyorum. Kimseye bu kalpte kast yok, art niyet yok. Ancak bu böyle ifade ve uslup kullanacağım ki belki arkasında gidenler kurtulur birkaç kişi. Çünkü o Rab edilmemesi gerektiğini söylüyor. Yani Allah'ın dinine karşı ben sana demiyorum. Allah'ın dinine karşı din koyma. Allah'ın dini bellidir. Öyle değil mi? Haramlar bellidir. Helallar bellidir ya. Başörtüye karşı olanı. Aa, geçen işte ya. Geçen bir sene mi oldu? Bir 6 ay mı? Onların içinde peygamberimize nasıl hakaret etti? Haçla nasıl hakaret ettiler değil mi? Araplara para mı yedireceksin diye hacı. Tamam. Yani böyle bir insan. Böyle bir rejim.
Yani bir başörtü için değil mi mecliste neler yapıyor? CHP'li mi diyor bunu? Yani bir şey, neyse birisi orada. CHP'li. Bu kadar CHP'li, bu kadar böyle dine alelen hücum eden bir sisteme, din adına desteklemek ve bak dine hücum edenleri din adına desteklemek, dine hizmettir zannettirmek kadar canilik ve cinayet, cehalet olur. İşte ben Çen'den Kur'an hakimin kuvvetini istinaden dava ediyorum ki çok alçak olmamak ve yılan gibi dalalet zehrini serpmekte telezzüz etmemek şartıyla en mütemerrit bir dinsizi birkaç saat, bak birkaç saat zarfında ikna etmesem de ilzam etmeye hazırım. Fakat, bak değiştiriyor. Ve lakin diye geçer. Mısırlar öyle. Dinler seni. Mısırlar da öyle. Hiç itiraz etmezler. Ahlakları o. Tamam. Doğru. Doğru. Bitirdim konuşan. Ve lakin diye başlar. Tamamen aleyhinde konuşur şimdi. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki. Kim bu? Bak. Nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki. Kim bu? Sorayım. Usta kim? Bilerek dinini dünyaya satar. Bu bir. İki. Bilerek hakikat elmaslarını pis, mızır şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş. Münafık da demiyor. Münafıklığa girmiş. İnsan suretindeki yılanlara hakiki söylemek hakikate karşı bir hürmetsizliktir. Keta'liki dureri fi'anakil bakar. Dar bir mesele gibi oluyor. Ne demek biliyor musun? Ustad bunu şey yapıyor, yumuşaltıyor. Hadiste keta'liki dureri fi'anakil hınzir diye geçiyor. Sayfa var mı abi? Doğru. Tabii tabii. Sayfayı söyleyeyim. Öküzün boynuna inci takmak gibidir diyor. Mektubat 362'de geçiyor. Diyor ki bak ketaliki dureri fa anakil bakar mektubat 362 dar bu mesele gibi oluyor. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler. Yani herkese anlatmayın. Herkese anlatmak şu demek. Alın 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 bu elmaslar incileri siz layıksınız bunu taşıyın. Yok kardeşim o küze boncuk takılır değil mi? Öküzün boğazına boncuk. İnci takılır mı ya öküze? Sen bu elmas gibi hakikatleri adama niye takıyorsun? Çünkü yapısı, ruhu öküz veya yılan. Muhakemat. Yok mektubat dedim kardeş. Mektubat. 362. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa nasıl anlarız bu böyle olduğunu? Arkadaşlar tahmin yürütmeyin ne olur. Kim bunlar bak şöyle. Bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale'nde işittiler? İşiterek yapıyorlar. Ha o tiptendir yani. Yani sanal, hayal, kendimize göre yorum bırakmamış. Kim bunlar? Bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'da işittiler? İşitti. İşitmediyse benim gibi gevezeler de konuştu. Geveze ise gevezeyim değil. İki tane hukuk var. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Şahsı hukukta fedakarlık, susmak, amali salihtir, metubat. Umumi hukuk, mütekeli mal gayr olursa, umumi hukuk olursa, susması yani, affı, amali talihtir, cinayettir, hinayenettir. Hatırladınız? Hatırladık abi. Bir daha bu cüreyi okuduktan sonra bunu okuyacağım. Yani sakın ha karıştırırsanız, at iziyle it izi birbirine karışır. Şahsı hukukta fedakarlık yapın. Hakkınızdan vazgeçin. Küfredenlere bir şey demeyin. Paranızı yiyenlere, yapabiliyorsam ben demem ama paranızı yiyenlere yani tamam geçin yani şahsı hukuktan bahsediyorum. Ama hizmetle alakalı, dinle alakalı bir şeyle tamam olur hiç kimse ben de diyemem. Birisi dine hizmet adına dinsizlerle beraber olmak lazımdır derse aman olsun bir şey olmaz bir bildiği var diyemezsin. Çünkü umumi hukuktur 477-94. maddede diyor ki mektubat 477. sayfanın 94. Fert kişi mütekellim-i vahde olsa yani din adına hareket
etmiyor. Kendi adına konuşuyor. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım derse, din adına geçmemiş masaya, musamahası ve fedakarlığı ameli salihtir. Yani olur kardeş, her şey olur. Ama bu masada değil. Ya oturur çay faslında lakara lukara olur. Ama mütekeli mal gayr olsa, yani fert mütekeli mal, kendisi konuşuyor ama dini ifade ediyor. Din adına konuşuyor. Kendisi konuşurken kendisi değil, dini seslendiriyor. Bak, fert mütekeli mal gayr olursa, eğer o sahada, o makamdayken dine karıştırılmak, dine zarar vermek, insanları ihfal etmek ile olan faaliyetleri gördüğü halde susmak ve dememek, susmak sükût ikrardır, onaylamak olduğundan hiyanettir, amali talihtir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahür edemez. Yani hazm-ı nefs ettim ama gururlanma yani. Kemalatındandır o. Ama millet namına tefahür eder, hazm-ı nefs edemez. Millet namına şey yapacak, onun adına söylerken de onu gösterecek. Onu gösterecek, öne çıkartarak. Eğer bu tür yollarda buz zemininde yürümek gibidir. Kitapla yürüyeceksiniz. Sakın ha. Yakıştırma şunlar değil. Bunlar baharda, gelecek asırlarda gelecek bahar kelebekleri için yazılmamış. Bunlar bak bilerek diyor bak. Çünkü bu işleri yapanlar, dinler misiniz şunu? Bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler. Ne oldu ustam sonra? Bunlar bilerek hakikatleri zendeka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar. Mektubat 362. Sakın böyle yerlerde tamam sarih ve nas ifadelerde yürüyeceksin. Risale-i Nur eserlerinin neşir ve intişarının ehemmiyeti ve bu hizmet için yapılan teşvikler. Ondan sonra o maddeyi de okuyacağım. Ondan sonra keseceğim. Madde madde gidiyoruz ya. Bu neydi? Tebliğ muhtaçlara yapılmasıydı. Şimdiye kadar konuştuğumuz tebliğ muhtaçlara yapılması şeylerden. Şimdi Risale-i Nur eserlerinin neşir ve intişarının ehemmiyeti, yani Risale-i Nur'un neşretme, yayılmasına gayret etmenin ehemmiyetini ve bu hizmet için yapılan teşvikler diyor. 1. Risale-i Nur'un telifi ve neşri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri öyle müşkil ve ağır vaziyetler altında Risale-i Nur külliyatını telif ediyor ki tarihte hiçbir ilim adamının karşılaşmadığı zorluklara maruz kalıyor. Ama hiç taviz vermiyor. Onlardan olmayı denemiyor bu yolu. Hatta meclise geliyor. Belki dine hizmet ederim diye. Deccal'ı fark ediyor. Diyor ki hadis-i şerifi görüyor. Onunla siyasi mücadele edilmez hadis-i şerifine uyarak meclisi terk ederek Van'da Erekdağ'a çekiliyor. Onun içinde ona karşı hizmet edilmez. Bir de söylüyorum. Onların içinde onlara karşı hizmet edilmez. Edilseydi bir, Allah Resulü'ne demişler ki sen bizim putlarımıza dokunma, gel liderimiz ol. Liderimiz ol ha. Kadın istiyorsan kala verelim. Mal mülk istiyorsan verelim. Şöyle düşünebilirdi benim kafama göre. Tamam liderimiz ol dedi mi? Bunlar zaten ölür gider. Ben bunların içinde olayım. Böyle içeriden gizli şey yaparım. Yapılanma olur. Yani böyle şurada burada maliyede, adliyede, askeride. Uygulamışlar değil mi? Bakan vermişler. Tabii ustada demişler ki yeter ki gitme bak. Deccal yapıyor. Şeyh Sünüsü'nün yerine Doğu Vaiz-i Ümumisi. 300 lira maaş. O zaman yavrum 5 parası, yavrum 5 para etmez para olduğu dönemde. Sonra senin istediğin tarzda bir döşenmiş villa. Mecliste makam. Vallahi böyle bir makam. Ulan bana onda birini teklif etsinler, gitmesem namert. Niye? Gerekçem var. Kardeş oralarda da hizmet var. Dini anlatmam lazım. Kimi ama? Yok mu oralarda adam olmayacak? Olsun. Ama vicdan dünyasındaki adam olmasın.
maşa olsun. Maşa ile sobayı şey yaparsın, ateşi. Bak vicdan dünyasındaki insanlar buna karma olmamalı. Ama bu vicdan dünyasının adamları orada olsun. Ama bu adam buna bağlı olsun. Bu da şeriata bağlı olsun. Yani vicdan dünyası orada olursa bu sefer onu takip edenler ki Ahmet bin Hanbel'e demişler. Efendim Kur'an mahluktur. De ya ruhsattır. De çünkü öleceksin. İşkence yapıyorlar. Bu ruhsatı kullan. Yani işkence yapıyorlar. Mahluk değildir diyor ki öyledir. Ya de mahluktur de. Yani sonra hani kurtulursun. Ahmet bin Hanbel diyor ki yani üç makam. Bizim gibi insanlar ruhsatla amel ederse avam neyle hareket edecek? Azimet, ruhsat, batıl. Bak azimetin altıdır ruhsat. Ruhsatın altı batıldır, dalalettir. Eğer havas avamın ruhsatıyla hareket ederse avam neyle hareket edecek? Avama bir makam kalmıyor. Bak azimet, ruhsat, batıl. Havas buradadır. Avam buradadır. Avama yakışır bu ruhsat. E sen şimdi havas avamın hareketiyle hareket edersen o zaman vicdan dünyasındaki nümine-i imtisal insanlar, örnek insanlar, takip edilen insan onların içinde bulunmamalıdır. Mekke'de dahi olsa Türkiye'de bulunmalıdır. Hangi Brezilya'da, Şili'de değil. Mekke'de dahi olsan burada olacaksın. Risale öyle geçiyor. Efendim seni oraya götürelim. Sana öldürecekler, işkence yapacaklar, kaçıralım. Mekke'ye götürelim. Ustad ne diyor? Değil götürmenizi diyor. Mekke'de dahi olsam diyor. Burada olmalıyım. Öyle demiyor mu? Evet. Ben mi uyduruyorum? Ha, dini hizmet edenler burada olacak. Çünkü cinayetler burada işleniyor. Burada beni görecek. Cephede olacağım. Komutan arkada, askerler en safta. Osmanlı böyle dese yapmamış. Nereye bakarsanız bakın böyle alt alta toplarsanız korkunç bir cinayet bilerek hareket gözüküyor. İster uyan. Ha Musalla'da uyanacaksın zaten. O da işten geçecek. Ustad Hazretleri bile meclisten çekip gitti. Siyasi bunların içinde bulunarak bunlara karşı faaliyet yapılmaz diye meclisten çıkıyor. Erekdağ'a giriyor. Sen misin bizi terk ettin? He? Erekdağ'dan alıyorlar Burdur'a getiriyor. Sürgün. Barla değil ha. İlk önce Burdur'dur. Gel buraya. Gel buraya. Oradan sonra işkence hayatı başlıyor. Gaye şu. Aramıza gir ya. Zaten arasındaydı. Ve Deccal diyor ki hoca diyor, sen diyor, seni aramıza çağırdık mecliste. Ta ki yüksek dirayetinden, zekavetinle, ilminden istifade edelim. Sen geldin diyor, aramıza ikilik koydun. Bir metin yayınladın, yazı. Namaz kılanları adedini çoğalttın. Namaz kılanlar, kılmayanlar diye ikiye ayrıldık. Yani sen diyor aramıza fitne soktun diyor. Deccal ustada diyor namaza dair bir yazıyı. Doğru söylenilirse 7 köyden değil, eskiden de 7 köy. Şimdi 70 köyden koyuyorlar. Ona sen aramıza fitne soktun diyor. Fitnenin demesinin sebebi namaza dair şey yazmış. O fırlıyor. Bazılar diyecek ki bunlar ne diyorsun? Bu da cevabım olsun. Usta fırlıyor. Paşa paşa diyor. Kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmayanın hükmü şeriatta haindir ve merduttur. Namaz kılmayan haindir, hükmü de merduttur. Merduttur demek şeriatta Maliki ve Hanbeli de bu pis ahlak, namazsızlık ahlakı yaymasın diye asılır. Şafii ve Hanefi de hapsedilir. Hapiste olur. Namaz kılmayan haindir. Allah'ın haini. Yani silah-ı rahimi kesmiş. Şeriattaki hükmü de merduttur. Şu iki parmağımı diyor, paşaya diyor. Değil onunla beraber olmak, onun gibi gözüme. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım diyor. Benim Müslümanım ne yapıyor burada? Meclisteki sarıklı adam ne yapıyor? Çekiyor, efendim, çekiyor. Üstad da ne oldu diyor. Seni diyor, mahvedecek, asacaklar diyor. Hakikaten öyle, gündüz muhalefet edenler akşam buharlaşıyorlar. Üstad ona diyor ki, hayat yerinde kullanılması için vardır. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değildir diyor.
ve bize örnek oluyor. Umumi hukuka... Evet, umumi hukuk olduğu için bu. Bak bu diyor, buna diyor ki, hayat yerinde kullanılması için vardır. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değildir. Umumi hukuk bu. Ha? Ondan sonra çekip, onunla siyasetle mukabele edilmez hadisine uyarak terk etti. Yani içine girmedi. Yani içine adamlarımız olsun ey liderler. Ama sen içlerinde olma değil, Şili'de olman, Mekke'de dahi olsaydın burada olacaktın. Burada. Tarihte hiçbir ilim adamının karşılaşmadığı zorluklara maruz kalıyor, fakat sönmeyen bir azim, irade ve hizmet aşkına malik olduğu için yılmadan, yıpranmadan, usanıp bıkmadan, bütün kuvvetini sarf ederek emsalsız bir sabır ve tahammül ve fedakarı nefsiyle bu millet ve memleketi komünizm ejderinin mason afatından, dinsizlikten muhafaza edecek, eden ve etmekte olan ve alem-i İslam'ı ve beşeriyeti tenvir ve işatta büyük bir rehber olan bu harikulade Risale-i Nur eserlerini meydana getiriyor. Bu 130 parça olan Risale-i Nur külliyatının telifi 23 senede hitama eriyor. Kur'an'da 23 senede tamamlandı. Nur Risaleleri şiddetli ihtiyaç zamanında telif edildiğinden her yazılan risale gayet şifalı bir tiryak ve ilaç hükmünü taşıyor ve öyle de tesir edip pek çok kimselerin manevi hastalıklarını tedavi ediyor. Risale-i Nur'u okuyan her bir kimse güya o risale kendisi için yazılmış gibi bir halet rüya içinde kalarak büyük bir iştiyak ve şiddetli bir ihtiyaç hissederek mutala ediyor. Nihayet öyle eserler vücuda geliyor ki bu asır ve gelecek asırların bütün insanların imani, İslami, fikri, ruhi, kalbi, aklı ihtiyaçlarına tam cevap verecek ve kafi gelecek Kur'ani hakikatler ihsan ediliyor. Yazılan risaleleri etraf köylerden ve kazalardan gelenler büyük bir merak ve iştiyakla alıp gidiyorlar ve el yazısıyla neşediyorlardı. Nereden okudum? Tarihçe Hayat 160. sayfadan. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.